Arkadaşlar merhaba, hep otomobil konuşacak değiliz. Ticari araçlar üzerine geliştirmiş olan Karavanlar da bu hafta İstanbul'da Yenikapı'da bir fuarda sergileniyor. Karavanlar son dönemde özellikle pandemi sonrasında çok ilgi gören araç grupları olmaya başladı. Ciddi bir pazarı da oluştu. Bu arada vergisi de oluştu. Aslında biraz daha ekonomik karavan dönüşümü birkaç yıl öncesine kadar vardı. Şimdi biraz daha pazar daha lüks karavanlara doğru dönüşüyor. Ben de fuarda buradaki katılımcılar üzerinden modelleri biraz sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ne tür modeller var? Neler sergileniyor? Yaklaşık fiyatlar nedir? Bakalım. İsterseniz önce Santiago'dan başlayalım. Burada SG4 adı verilen bir model var. SG4 Strain Jumper üzerine kurgulanmış. Strain Jumper'ın 0 versiyonu 1.3 milyon TL civarında. Bu modelin üzerinde şurada gördüğünüz bütün özellikler, evet, standart donanıma eklenmiş durumda. Burada üst kapakları görüyorsunuz. Burada oturup yemek yiyebileceğiniz bir alan var. Yine burada televizyon, isterseniz tarafa doğru çevirerek yol boyunca ya da buraya da gömebiliyorsunuz aşağı doğru. Şurada klasik bir mutfak ve aynı zamanda lavabo. Elektrikli bir ocak var zannediyorum. Elektrikli bir ocak galiba. Bakalım. Şurada altta çekmeceleri görüyoruz. Tabii burada bir tane buzdolabı olarak kullanılan bir dolap, buzdolabı. Yine burada bir üst dolap. Burada bir elbise dolabı mı? Bakalım. Hayır. Burası banyo tuvalet olarak kullanabileceğiniz oldukça modern, başarılı bir yer. Burada da iki kişilik yatak var. Tabii aracın eni kadar kurgulanmış bir yatak alanı. Yani şöyle hızlıca baktığımızda yaklaşık 3.9 milyon TL'lik bir fiyatı var. Şu an üzerinde bulunan ekipmanlarla beraber bu karavanım. Burada son dönemde hem yolculuk yapıp hem de konaklamalı diyebileceğim aslında klasik bir karavandan daha cazip, şöyle oldukça pratik bir yol karavanı. Tabii bunda bir banyo, tuvalet yok. Şöyle şu gördüğünüz alan yatağa dönüşüyor. Burada yani çok eskiden fuarlarda Volkswagen'in Marco Polo versiyonları vardı. Belki 20 sene önce. Onların uyguladığı işte yukarıya doğru kaldırılabilir bir tavan. Zaten şurada küçük bir ocak. Tek ocaklı bir fırın diyelim. Fırın var mı altta? Galiba yok. Burada havalandırma, ısıtma, soğutma, ışık aydınlatma vesaireler var. Burada isterseniz oturup şöyle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Veya isterseniz burada Scudo'yla yolunuza devam edebiliyorsunuz. Scudo, hemen söyleyeyim, manuel vitesli olarak alınabiliyor. Bu aracın da fiyatı yaklaşık 2.6 milyon TL civarında manuel olarak. Galiba otomatik Strain versiyonuyla yaparsanız o da 2.7 milyon TL civarında oluyor. Fuarda çekme karavanlar da var. Bunlar özellikle 750 kilogram ve altı olduğu için normal ehliyetle kullanılabilen modeller. Burada bir üreticinin modellerini görüyoruz. İzmit merkezi bu model. Şu önümde gördüğünüz çekme karavan da yine 750 kilogram altı. Şöyle hızlıca bakalım. İçeride yemek yiyen abilerimiz de varmış, afiyet olsun. Yemek yenebiliyor bakın, böyle rahat. Şöyle ikili ocak var. Ocak
elektrikli anladığımız kadarıyla yine. Burada şeyler var. Burada iki yatak ranza. Şurada da en önemli konu. Evet. Burada duşakabin ve tuvalet olarak kullanabildiğimiz alan var. Evet. Yaklaşık böyle bir karavan da yine 350 bin lira civarında bugünlerde en azından alınabiliyor. Çekme karavanlar grubunda tabii tamamı 750 kilogram altı değil. Onlar zaten tiplerinden de biraz anlıyorsunuz. Şimdi burada mesela 1050 kilogramlık bir model var. Burada önemli olan şuradaki bilgi. Bu sizin aracınızla çekebileceğiniz kapasiteyi de gösteriyor. Yani nasıl bir arabanız varsa normal C sınıfı hatta B plus otomobillerle bile bu karavanları çekmeniz mümkün. Ama dediğimiz gibi burada önemli olan şuradaki ağırlığın sizin aracınızın çekme kısmıyla karşılayabiliyor olması. 600 bin liralık bir karavandan bahsediyoruz fuar boyunca. Ne var karavanın içerisinde? Birazdan bir bakalım. İçeride başkaları da baktığı için şöyle dışarıdan çekiyorum. O karavana geri döneceğim. Burada bir başka model var. Bu model biraz daha uygun bir model. 850 kilogramlık bir model bu. Şurada 850 kilogramı görüyorsunuz. Biraz da belki daha küçük bir araçla da çekilmesi söz konusu. Önemli olan şuradaki bilgiler, bu karavanları, çekme karavanları önemli hale getiren konular bunlar. Tabii ki malzeme, üretimde kullanılan malzemeler önemli ama özellikle banyo tuvalet kısımları, kapasiteler önemli. Aydınlatma kısmındaki özellikler önemli. Özellikle AB standartında ürünler olması lazım. Mutfak yine öyle. Isıtma, soğutmadaki konular öyle. Burada da 510 bin liralık bir karavandan bahsediyoruz. İçerisine bir girelim bakalım. Şurada karşılıklı oturabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz bir alan var. Üste, ranzanın üstü. Burada en önemli konu banyo ve duş, tuvalet. Oldukça şık, temiz. Üstünde güneş panelleri var. Ve yine tahmin ediyorum şu kasalardan birinin altında jel akü var. Yaklaşık genelde 2 gün yetebiliyor diyorlar. Biraz önce sordum. Burada da 2 gün yetebilen bir jel aküden bahsettiler. Şurada küçük bir mini bar. Burada 2 ocaklı bir yine elektrikli ocak ve yanında hemen lavabo. Değişik bir hayat. Yani ne kadar buna hazırsınız bilmiyorum. Ama farklı, özellikle son yıllarda, hele bu sene otel ve farklı platformlardaki tatil mekanlarının, villaların, evlerin, odaların fiyatlarını gördükçe insanlar bu tür araçlara doğru daha fazla merak etmeye başladılar. Tabii her konuda olduğu gibi burada da altyapı problemimiz var Türkiye'de. Ne yazık ki karavanların konabileceği, park edebileceği çok fazla yer yok. Allah'tan İstanbul'da biraz daha iyi durumda. Şimdi bu 600 bin liralık modele birazdan bir göz atalım yine. Ne varmış? Aslında çok bu da kaplamalar görüyorsunuz. Aşağı doğru indirilip yatak olabiliyor anladığım kadarıyla. Şurada yine oturma düzeni var. Burada bir U oturma düzeni, O değil U oturma düzeni, yine farklı. Bu da yine şu şekilde yerler kaplı. Ya aslında hakikaten şurada banyo tuvaleti görüyoruz. Yani güzel mi? Bence güzel. Farklı. Buna hazırsanız bu modeller, şurada da bir başka model var. Onun da başında insanlar var ama şöyle hızlıca bir bakalım. Bu da 1400 kilogramlık bir model. Biraz daha büyükçe bir model. Haliyle kapasitesi ve içerisindeki mekan biraz daha geniş oluyor. Şöyle şuradan bakıyor olalım. Böyle doğru geçtiğimizde şu şekilde. Burada 750 kilogram altı, 670 kilogramlık yani B sınıf ehliyetle çok rahat kullanabileceğiniz bir model var. 395 bin lira fuar boyunca.
neleri varmış şöyle bir bakalım. Sonra içine de girip hızlıca dolaşalım. Burada güzel bir oturma alanı ve şurada iki tane çok da uzun olmayan ranza altlı üstü ve yine klasik önemli bir bölüm. Burada banyo, duş ve tuvaletin olduğu yer. Şurada da evet ocağı görüyoruz. Yanında da lavabo ve altta burası buzdolabı. Mini buzdolabı. Malzemeler burayı da kullanabilirsiniz. Troy karavanın bir modeli var. 756 bir model. Hemen şuradan bulabilirsiniz 750'yi. Neleri var bakalım. Webastosu var. Tentesi var. Mobil bir tuvaleti var. Şimdi ona bakacağız. Ve yine üzerinde güneş paneli var. Şarj etmek için. Kapılar bu şekilde, malzemeler. Şuralarda biraz belki finishinglerde problem var. İçeride şu şekilde bir yatak düzeni. Şu yerde gördüğümüzde mobil tuvalet. Şuradan dışarıdan da alınıp kullanılabiliyor. İçeri girmeden. Kullanılan malzemeler kaliteli. Ocak burada. Ve yine alt taraflar köşede gayet güzel kullanmışlar. Büyük bir karavanı görüyoruz. 900 bin lira civarında bir fiyatı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki biraz daha aşağı olabilir. Şurada duş ve tuvalet kısmını görüyorsunuz. Merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Şurayı çekme alanı olarak kullanacaksınız. Altında şasi var. Şasi çok önemli. Şurada son derece güzel. Bakın malzemeler bakımından da kaliteli malzemeler kullanılmış. Karavan konusunda Türkiye hakikaten çok ciddi bir yere geldi. Burada bir başka versiyon var. Ateş Premium'un ürettiği bir versiyon. Yine İstanbul'da üretilen bir model. Son derece güzel. Tasarımı ve kullanılan malzemesi hoşuma gitti. Hemen içeriden de bahsedeceğim ama şu box tuvaletin atıklarının box olarak kullanıldığı yer. Burası akü ve invertörlerin kullanıldığı yerler. Şurada özelliklerini görüyoruz. Şuradan bir dıştan bir çekeyim. Şöyle. Sonra içeriye doğru adım atacağız. Şurada kilit sistemi vesaire. Bu da önemli. Bakın. Burada içeri girdiğimizde şu U düzeni gayet güzel malzemeler. İçeride kaplamalar gayet güzel, şık. Şurada bir klima var. Webasto yanılmıyorsam 750 bin lira civarında bir fiyattan bahsetti. Ve mesela böyle bir karavanı bugün sipariş etseniz bu şirkete, şurada bir fırın da var. Bunlar hep önemli arkadaşlar. İçine ne koydurduğunuzun çok önemi var. Bir standart ekipmanı var muhakkak tabii. Lavabo olacak, ocak olacak, ne bileyim. İşte bazısında şu fırın olmayabiliyor, bazısında oluyor. Ne bileyim, bazısında burası küçük bir buzdolabı oluyor. Bazısında böyle ikili buzdolabı yapabiliyorsunuz. Ama önemli konular var. Mesela şöyle bir dolap pek çoğunda olmaz. Genelde baş üstünde kalıyor bunlar. Şurası çok önemli. Yani bunlar biliyorsunuz bir kısmında taşınabilir, bir kısmında böyle sabit. Sabit olanların şu aşağıdan o dışarıda gösterdiğim alana atığı box'ın içerisine atarak kullanabiliyorsunuz. Bu lavabo ve yine duş aşını vesaireyi de görüyorsunuz burada. Bir kısım burası. Çünkü hakikaten mesela 15-20 günlük, 1 aylık, 1,5 aylık bir seyahati çıktığınızda şu alanın size sağlayacağı konfor çok çok önemli. Bakın neyi fark ettim? Bu galiba böyle kapatılabiliyor. Bu güzel bir detay. Geceleri bir anda üstünüzde tilkiler, kuşlar olabilir. Şurada havalandırmalar var. Yani bir açıdan da tabii kendinize sorun. Biz ne kadar arazide yaşayabiliriz, araziyi sevebiliriz diye. Otokaravanlar kısmında güzel bir model daha gördüm. Iveco Daily üzerine geliştirmiş. Araç 2018 model. Üzerinde aklınıza gelebilecek
soğutma, ısıtma, 700 amperlik güneş paneli. Buradan bir bakabiliriz. Burası yatak alanı. Altını da isterseniz farklı ekipmanlar için kullanabilirsiniz. Şurada bunlar herhalde tuvaletin kaseti. Burada hidrofor var. Güzel. Hazır seni bulmuşken şuradakiler nedir? Ekipmanlar şu. Ön taraftaki Truma D4 kombi hem ortam ısıtıcı hem su ısıtıcı. Şu. Evet. Öndeki kombi. Yan taraftaki LPG tankı. Harici olarak dolum yapıyorsunuz araca petrol istasyonunda. 40 litre haznesi var. Aa, süper. LPG ihtiyacımız oradan karşılayabiliyoruz. Oradan karşılayabiliyoruz. Ocaklar o zaman LPG'li olabiliyor mu? LPG ile çalışan zaten ocağımız LPG'li. Fırın LPG'li. Ha. Elektrikli de olabiliyor mu? Elektrikli. Gerek yok. Elektrikliye gerek yok zaten. Dışarıdan şey alınabiliyor. Süper. Yani buraya da istersek motosikleti yükleyebiliriz evet. Kapandıktan sonra. Bu kadar çekçek karavan ve moto karavandan sonra bir tane de tiny house paylaşmak istiyorum. Fiyatını en son söyleyeceğim. Şu an fiyatını ben de bilmiyorum. İçerisindeki özellikleri birlikte bir bakacağız. Burası yatak olarak kullanabilen, yatak odası olarak kullanılan bir oda. Tavan yüksekliği oldukça ferah. İçeride ahşap lambireler kullanılmış. Son derece estetik ve güzel. Şurada isterseniz kapıyı kapatıp tamamen şeyden bağımsız hale gelebiliyorsunuz. Bunlar tabii karavanlardan çok daha farklı. Tiny house'lar. Normal ev gibi düşünebilirsiniz. Şurada normal bir dairedekinden çok farklı olmayan, taban yüksekliği bile çok şöyle baktığınızda yüksek sayılır. Gayet güzel, genişçe. Yine sürgülü kapılarla rahat bir kullanım sağlanıyor. Mutfak güzel malzemeler, marka kullanılmış daha çok bu şekilde. Burası da oturma odası gibi kullanılabilen bir alan. Aa, burada sürpriz. Sürpriz üst kat var. Küçücük bir üst kat. Ama tamamen yatak odası olarak böyle kullanabiliyorsunuz. Şu an bu Karmin Cool Plus modelimiz 1.350.000 lira içindeki her şeyle. Her bilgiler. Şey şu ana kadar çektiğimiz ne varsa hepsi tabii, dahil. Tabii, önündeki var. Veranda hariç. Evet bu veranda da ayrıca 140.000 lira. 140.000 lira. O da arabalıdır, o iki belgelidir. Lotus markasıyla üretilen bir tiny house'un önündeyiz. Farklı bir model. Yatak. Oo, dışarıdan dar gibi gözüküyor ama. Fena değil, gayet geniş. Burada dolaplarıyla beraber küçük bir yatak odası gibi. Diğer tarafta da benzer bir yatak var. Şöyle isterseniz dahil olanlar listesini şuradan da kullanıyor olalım. Evet, biraz loft bir model. Tiny house'larda çok farklı bir model. İki tiny house birleştirilmiş. Şöyle bir dıştan göstereyim isterseniz önce. Bu veranda da dahil, şuradaki oturma alanı da dahil. Birazdan göstereceğim ve fiyatını vereceğim kısma. Şuradan başlayalım. Burası bir loft alan gibi. Giyinme odası da yapabilirsiniz. Dilerseniz. Ufak bir çalışma alanı gibi. Burada da ebeveyn yatak odası var. Burası aynı zamanda içerisinde bir de şöyle genişçe banyo barındırıyor. Çift tiny house yaklaşık ne kadar? Yaklaşık 3 milyon lira civarında bir bedelle, hatta 3 milyon lira üzerinde bir fiyatla alabiliyorsunuz. Bakın burada çok enteresan bir karavan var. Aslında karavan
diyebilir miyiz? Önce içini bir göstereyim. Böyle standart, hatta kaliteli iç kaplamalarıyla, dolapları işte. Şurada tuvalet var tahmin ediyorum. Şöyle. Şurada yatak. Şöyle. Bu tam farklı, gerçekten macerada ileri düzeyde buzdolabı. İleri düzeyde macera arıyorsanız, açamadım şimdi ama çok da zorlamayayım. Heh, açıldı. Buzdolabı. Şöyle bir karavan içerisinden bahsediyoruz. Şimdi dışarı çıkınca sürprizi birlikte göreceğiz. Biraz önce çektiğimiz, içerisini çektiğimiz karavanın dışı burası. Aslında bir karavan değil, bir unimog. Tam olarak bu tür işlerin hakimi diyebileceğimiz bir cihaz. Şöyle yüksekçe bir hali var. Evet, fuar diyeceğim. Küçük bir fuar aslında. İstanbul'da, Yeni Kapı'da karavan, tiny house, motokaravanlar, çekçek karavanlardan oluşan bir fuardı. Bu da son olarak arkamda gördüğünüzde unimog karavandı. Bunun da fiyatı 170 bin euro civarında. Evet, karavanlar, çekçek karavanlar, tiny house'lar çok da ekonomik değiller ama gitgide artan, hatta sıra yazan araçlar diyebilirim. Turizme de alternatif ürünler. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.